1919 yılı 15 Mayıs'ında İzmir limanını dolduran Yunan donanmasının içinden karaya ayak basmak için sabırsızlanan Yunan Efsun alayını yaşlı gözlerle izleyen İzmirliler tarihin en kara gününü yaşıyordu. Mavi beyaz bayraklarla donatılmış kordon boyu o sabah hiç de ışıldamıyordu. Rum kızları eteklerini savurarak şarkılar söyleyip dans ederken Yunan Efsun alayı karaya ayak bastı. Bando önde, başpapaz Risos Thomas önderliğindeki Efsun alayı arkada, kordon boyunda gövde gösterisine başlanmıştı. Hemen orada, bir kıraathanede, saçları dağınık, esmer teni güneşten iyice yanmış bir genç, kendi kendine söyleniyordu. Kollarını sallaya sallaya mı girecekler? Olmaz, olamaz. Sonunda ölüm var, kan var. Bunu anlamalılar. Bu genç, Selanik'ten İzmir'e göç etmiş, Recepoğlu Osman Nevres Bey'den başkası değildi. Hasan Tahsin takma adını kullanıyordu. Selanik'te 1888'de dünyaya gelen Hasan Tahsin, orada Fevziye Lisesi'ni bitirdikten sonra devlet sınavını kazanıp Paris'te Sorbonne Üniversitesi Siyasi İlimler Akademisi'ni bitirdi. İstanbul'a döndükten sonra Osmanlı Devleti aleyhine Balkanları karıştıran İngiliz Buxton kardeşlerin bu faaliyetlerini önlemekle görevlendirildi. Buxton kardeşlere Bükreş'te bir tünelde suikast düzenleyen Hasan Tahsin 10 yıla mahkum edildi. Birinci Dünya Savaşı'nda Bükreş'in Osmanlı Devleti ve müttefik Almanya tarafından alınmasından sonra 2 yıl hapis yattığı bu yerden 1916 yılında kurtuldu. Mütarekenin karanlık günlerinde İzmir'e geldi. Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti'nin sözcülüğünü yapan Hukuku Beşer Gazetesi'nin başyazarlığını yapmaya başladı. Hukuku Beşer Gazetesi'nin başyazarı vatanperver Hasan Tahsin Takma isimli Osman Nevres, o güne kadar kalemiyle, eylemleriyle bu istila akıbetini göstermeye çalışmış bir gazeteciydi. İşte korktuğu başına gelmiş, Efsun alayı kordon boyunda zafer çığlıkları atmaktaydı. Birden yerinden fırladı. Aynı anda kendisini Yunan işgal askerlerinin karşısında buldu. Az önce kalemini hırsla kıran parmakları arasındaki tabancasıyla ilk kurşunu attı. Kalabalığı yarıp tek başına fırlayan uzun boylu ve siyah elbiseli adamın attığı ilk kurşun Efsun alayının sancaklarını yere serdi. Sancaklar boğuk bir sesle yere yığılırken o elindeki tabancasıyla peşi sıra kurşun yağdırmaya başladı. Hiç beklenmedik bu ateş karşısında önce paniğe uğrayan Yunanlılar gerilediler. Peşlerindeki Rum kalabalığı arasından denize düşenler görüldü. Fakat karşılarında ateş edenin yalnızca bir kişi olduğunu fark eden Yunan Efsun alayı hemen karşı ateşe başladı. Silahındaki kurşunlar biten Hasan Tahsin süngü darbeleriyle şehit edildi. Hırslarını, Hasan Tahsin'in vücudunu paramparça etmekle de alamayan Efsunlar bu defa sağa sola tüfekle, mitralyözle ateşe başladılar. Hatta denizden Yunan torpidoları da ateşe katıldı. Bu sırada sivil halk arasından çok sayıda can veren oldu. Hasan Tahsin şehit edildiğinde 31 yaşındaydı. Güler yüzlü, neşeli bir vatansever olarak tanımlanan Hasan Tahsin, işgal acısına dayanamayan yüreğinin sesini dinleyip, tek başına da olsa bir alaya savaş açacak kadar cesurdu. Atılan bu kurşun, Türk Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakarken, bütün dünyada Türk ulusunun bu işgali hazmedemeyeceğinin mesajını veriyordu. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.